Galatasaray Lisesi'nin 1985 yılında dünya ikincisi olmasıydı. 1985'te çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı kupası var. İlklerin yılıymış gibi düşünmekte yarar var. Fatih Terim'in son maçı. Ve o maçta da bir penaltı kaçırıyor. Sporun içinden gelen insanlar, sporcu ne kadar çok geliyorsa o kadar çok olur. Yurt içinde kamplar, yarışlar, kamplar, yarışlar. Bize öğrenciyken hep söylediği, sizlerle büyüyecek bu spor. Takımlar kuracaksınız, hakemlik yapacaksınız, antrenörlük yapacaksınız, oynayacaksınız. Bir futbolcu yoktu. Basketbolcuyu aldık, futbolcuyu aldık, voleybolcuyu aldık. Geçirme sporcularla handbolcular oluşturduk. Yılın spor manşetlerinde bu hafta yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Ülkemiz adına manşetlere çıkabilecek çok güzel hareketleri var. Evet, Metin Gören'in de dediği gibi o yıl manşetleri süsleyen birçok spor olayı hafızalara kazındı. Yıl 1985. Şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon oluyordu olmasına ama şampiyonluk kupasını Beşiktaş'ın elinden sadece 10 sayılık bir averaj farkıyla alıyordu. Türk futbol tarihinde ilk kez bir takım averajla şampiyon oluyor ve hafızalardan silinmeyecek bir şampiyonluğa imza atıyordu. Beşiktaş teknik direktörü Stankovic, Beşiktaş'ı şampiyon yapacağını söylüyordu ancak şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş Sarıyer'le berabere kalırken Fenerbahçe kendini averajla şampiyon yapacak galibiyetler alıyordu.
Fenerbahçe'nin Malatyaspor'u 6-1 yendiği maç gazetelere mevsimin en büyük Feneri başlığıyla manşet oluyordu. Takvimler 20 Mayıs 1985'i saatler 16'yı gösterdiğinde şampiyonluk için yarışan iki takım Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyordu. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği derbiden iki takım da birer puanla ayrılıyor. 2-2 biten maç iki takımın da puan farkını değiştirmiyordu. Sezon sonundaysa gülen taraf Fenerbahçe'ydi. Yılının unutulmayan olaylarını bir tarafa bıraktığımız zaman unutulan ve unutulmaya mahkum edilen konularından bir tanesi de Galatasaray Lisesi'nin 1985 yılında dünya ikincisi olmasıydı. ...1985'in unutulmazları arasında Galatasaray Lisesi'nin dünyada elde ettiği başarı vardı. Yani 1985'te yakılan ateş bugün her ne kadar 5 yabancının, 6 yabancının oynadığı bir basketbol liginin bence ilk yakılan ateşiydi. Onun için o gençler, o liseli çocukları bir umut ışığı oldu. Şimdi 1985'e de şöyle bakmakta yarar var. Sanki bir ilklerin yılıymış gibi düşünmekte yarar var. Yani Türk sporunda bir evrimin başlangıcı, bir startın verildiği yıl olarak da bakmak lazım. Galatasaray Lisesi basketbol takımı Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda finale kalıyor, hepimiz için gurur kaynağı oluyordu. Finalde Amerika'ya 124-88 yenilen Galatasaray Lisesi turnuvadan ikincilikle ayrılıyordu. O günlerde gazetelerin manşetlerinde Galatasaray Lisesi'nin başarısı yer alıyordu. ...1985 yılının Türk spor tarihi için bir diğer önemli olayı handbol bayan milli takımının kurulmasıydı. Kuruluşu sırasındaki zorlukları ve o tarihteki imkansızlıkları o milli takımın antrenörü Günal Ensari anlattı. Kuruluşumuz 76'ya dayanıyor. Ancak kurulduktan sonraki çalışmalar, kamp çalışmaları, handbolcu yoktu. Basketbolcuyu aldık, futbolcuyu aldık, voleybolcuyu aldık ve handbolcu olarak yarışmalara çıkarmaya çalıştık. Farklı eğitimler vermeye çalıştık ve bir süre sonra da handbol takımlarını oluşturduk. Devşirme sporcularla handbolcular oluşturduk. En zor dönemimizdi diyebilirim. Çünkü handbol eğitimini almamış insanları başka sporlardan alarak handbolcu olarak oynatıp kulüplerde ve daha sonra da milli takımlarda oynatmaya başladık.
İlk bayan milli takımımızı oluşturduk. İlk bayan milli takımımızın antrenörlerinden biri de benim. Ve hiç unutmuyorum, Bulgaristan'daki Haskova'daki bir şampiyonaya katıldık. Tabii oyuncularımız ilk defa bir milli maç oynuyorlardı. Ve açık alandı bu oynadığımız alan. Öyle ki bizim salonlar küçük. Handball'e uygun salonlar yok. Daha çok basketbol salonları var ve voleybol salonları var. Çizgilerimiz bunlara yetmediği için o alanlar içinde yapmaya gayret ediyorduk oyunlarımızı. Fakat böyle büyük bir yere gittiğimizde, şu andaki gibi hatırlıyorum, kalecimiz bir hızlı hücum pası attı. Elçin diye bir oyuncumuz var, solak, o zaman milli takımdaki iyi oyunculardan biri. Aldı hızlı hücuma gitti, topu sürerek gidiyor. Topu sürerek giderken alan o kadar büyük ki handball alanının dışına taşmış ve dışarıdan gidiyor. Sporcular bağırıyor. Biz kenardan bağırıyoruz. Kaleci bağırıyor. Hakem düdük çalıyor. O heyecanla tribünden seyirciler bağırıyor. O heyecanla hiçbir şeyi yaşamadan giderek topu sürdü ve golünü attı. Sevinerek dönerken bir de baktı ki gol değilmiş. Yani neye getirmeye çalışıyorum? Çok dar imkanlarla, çok kısıtlı imkanlarla sporumuzu yaparken bir anda kendimizi uluslararası alanda müsabakalar yapacak hale getirdik. Balkan şampiyonasıydı. Farklı bir mağlubiyet almıştık. Bu müsabakalar esnasında farklı sonuçlar alırken, mağlubiyetli sonuçlar alırken hiç üzülmedik. Başlangıçta olduğumuzu biliyorduk. Ve diğer takımların antrenörleriyle, idarecileriyle konuştuğumuzda bizim için bunlar bir başlangıç ama gün gelecek bizler de bu sonuçları almaya başlayacağız demiştik. 80'li yıllardan sonraki müsabakalarımızda kulüpleşme neticesinde yeni gelen oyuncular artık altyapıdan handbolcu olarak yetişmeye başladı. Ve onlarla devam ettiğimiz süreç içinde handboldeki başarı oranı da artık altyapılardan gelen sporcularla artmaya başladı. ...1985 yılı boksta dünya çapında birçok başarıya imza atıyor, spor sayfalarının manşetlerini yurt dışında aldığımız başarılı sonuçlar süslüyordu. Boksta fırtına gibi estiğimiz o yıl milli boksörlerimiz üst üste galibiyetler alıyor, dünyaya adımızı duyuruyordu. Gazeteler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Cemal Öner'in dünya ve Avrupa şampiyonu Sovyet Aleksandrov'u yenmesini manşetlere taşıyordu. Türk spor tarihi açısından bir dünya şampiyonunu yenen ilk sporcumuz unvanını alan Cemal Öner adını tarihin unutulmaz sporcuları arasına yazdıracaktı. Yüzme sporu dünyada bana göre
atletizm, yüzme, jimnastik gibi sporlar temel spordur. Temel spor. Yani futbol diye bir olay öncelik yoktur. Olimpik olarak düşünürsek, olimpizm ruhu olarak düşünürsek atletizm birinci plandadır, atletizm. Ama spor adamı olarak bana sorarsanız, üç branş saydırsanız önce ben atletizm, yüzme ve jimnastik olarak derim. Sporun temeli budur. Su topu milli takımımız içinse 1985 yılı hüsran yılıydı. Dünyada Gençler Şampiyonası'na katılan milli takımımız Sovyet rakibinin karşısında diz çöküyor, 16-3'lük skorla büyük bir farkla yeniliyordu. Çok önem verilirdi bu yüzme atlama su topuna. Mesela eğlenceli yarışlar olurdu, gece yarışları. Bu gece yarışlarında bütün müesseseler çok hediyeler verirlerdi. Ceketler, gömlekler, pantolonlar, buzdolapları, işte çamaşır makineleri günümüzün şartlarına göre hediye verirlerdi. Otomobil veren şirketler olurdu çok başarılı sporculara. Ve bu eğlenceli yarışlar diğer yarışların adeta önünü geçerdi. Gece çünkü ışıklandırmada bütün Adana'nın aileleri o yazlık sinemalara gelir gibi havuza gelirlerdi. O hafta sonlarını iple çekerlerdi. Ve 70'li yılların sonlarından itibaren adını duymaya, manşetlerde görmeye alıştığımız bir isim, Mehmet Yurdadön. Kanımı doktora götürdük. Dedi ki, tam Avrasya gününe de denk geliyor. Doğum. Dedim ki ben gelemem. Ben evlendim. Benim çocuğum olacak. Gelmek zorundasın dediler. Sen durumun iyi, çok iyi koşman lazım falan dediler. Ben nasıl yapalım? O zaman dedim uçak bileti alırsanız, o zaman bu otoban yoktu biliyorsunuz, eski yoldu. Uçak bileti alırsanız ben yarışı koşup hemen beni de havalanına götürüp uçağa bindirip tekrar Ankara'ya, Ankara'dan da tekrar havalandan alıp eve hastaneye getirecekseniz de geleyim dedim. Neyse böyle şiddetli bir çatışma sonucunda bir anlaşma yapardık. Anlaşmada gittik. Tam yarış başlayacak, cep telefonu da yok. Arıyorum hastaneyi. Ne oldu? Çocuk var mı? Vallahi doktor dedi ki bekle dedi işte hemen alacağız dedi. Eyvah. Vallahi dedim Allah'ım bari yarış bitsin de dedim. Yarışı koştum. Dediler ki hanımını doğuma aldılar. Ben yarış biter bitmez telefon ettim. Doğuma aldım. Anam dedim tamam. Hemen yarış bitti ya, tamam, kupa mupa verdiler. Dedim ki acele benimkini verin, ben gidiyorum dedim. Uçak saati de ben hemen havalanına götürdüm. Havalanından geldim eve, Eve eşyalarımı koydum, hastaneye gidiyordum, kapı çaldı. Yetiş dedi, hanımın dedi, doğurdu dedi. Ya dedim beni bekleseydin 10 dakikada. Döneminin görmediği pisti, koşmadığı maratonu kalmamış desek yalan olmaz. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki ezeli rekabet o yıllarda da sürüyordu. 1985 yılında Federasyon Kupası'nı Galatasaray kaldırırken, Cumhuriyet Kupası ve Donanma Kupası'nı ise Fenerbahçe kazanıyordu.
1985'te çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı kupası var. 5-3 Fenerbahçe'nin yendi ve Cumhurbaşkanlığı kupasını aldığı yıl o zaman. Ve onun enteresan tarafı, şimdiki Türkiye futbol antrenörü Fatih Terim'in son maçı. Ve o maçta da bir penaltı kaçırıyor. Penaltıyı atamıyor. Fatih Terim Galatasaray'da oynadığı ve milli takımda Galatasaray'da hiç şampiyonluk görmedi. Ve orada da işte o Cumhurbaşkanlığı kupası karşılaşmasında bir de penaltı kaçırıyor. Fatih Terim ondan sonra 1985'ten sonra son maçını o Cumhurbaşkanlığı kupasıyla oynuyor ve futbolu bırakıyor. ...1985 yılının Türk spor tarihi açısından belki de en önemli olayı Fatih Terim'in yeşil sahalara futbolcu olarak veda etmesiydi. Dile kolay, 71 milli maç, 16 yıl futbola hizmet. Ve hizmetin finali 35 bin kişi karşısında oynanan jübile maçı. Galatasaray'da oynadığı süre içinde hiç şampiyonluk görmeyen Fatih Terim'in diğer bir talihsizliği ise çıktığı son maçta kaçırdığı penaltıydı. Kaçırılan bu penaltı da Türk spor tarihinde hafızalardan silinmeyecekti. Terim'in son maçına çıkarken sahaya helikopterle inmesi de yine tarihin tozlu raflarında yer almaya devam ediyor. Fatih Terim futbolculuğa veda ederken biz de programımızın sonuna gelerek sizlere veda ediyoruz. Sporun birçok dalından farklı manşetlerle karşınızda olduk. Güreşten boksa, futboldan atletizme kadar birçok manşetin hikayesini yansıttık.
Haftaya yine dop dolu bir yüzyılın manşetleri programında tarihin tozlu raflarını, Türk spor tarihinin manşetlerini sizlerle buluşturmaya devam etmek dileğiyle.